Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Merhaba dostlar, Donanım TV'ye hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte monitörlerden bahsedeceğiz. Yüklediğim bir videoda 144 Hz bir monitörü sizin için incelemiştim. Bu konu hakkında oldukça soru gelmekte. Bu yüzden ben de 60 Hz ile 144 Hz panel arasındaki farkları size bu videoda elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Umarım yararlı olacaktır. Çok değil, bundan 5-10 sene öncesine kadar 144 Hz bir monitör almak hayalden öteye geçmezken artık şu zamanda o kadar da zor değil. Peki 60 ile 144 Hz panelin farkları neler? Arkadaşlar, Donanım TV kanalını kurarken faydası olmayan hiçbir donanımı yok yere insanlara övmeyeceğim düşüncesi ile bu işe girişmiştim ve bunu da birçok kez size dile getirdim. Ülkemiz ekonomik şartlarından dolayı da birçok dostumuz üst seviye donanımlara ulaşmakta zorluk çekiyor veya hiç ulaşamıyor. Bu nedenle hiçbir ürünü veya donanımı alın sizi aya çıkaracak bir ürün gibi övmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Tabii ki hak edene de, hak eden ürüne de hakkını vereceğiz. O da ayrı bir konu. Çok sorulan ve araştırılan bir konuya yanıt vermek adına bu videoyu hazırlama gereği hissettim. Umarım yararlı olacaktır. 60 ile 144 Hz panellerin farkları nelerdir? Çok basit olarak yanıtlamak gerekirse, panelin 1 saniyede bize gösterebildiği kare sayısıdır. Yani 1 saniyede monitörümüzden 60 kare görebilirsiniz veya 144 kare görebilirsiniz. 75 Hz bir panel varsa 75 kare görebilirsiniz demek oluyor bu. Peki bu neyi değiştiriyor? Özellikle oyuncuları ilgilendiren bir konu bu. Rekabetçi dediğimiz oyun türlerinde bu olay size katkı sağlamaktadır. Belki milisaniye düzeyinde bir fark oluşturuyor, ancak oyunda bir rakiple karşı karşıya geldiğinizde ve aynı anda tetiğe bastığınızda bu milisaniye düzeyindeki fark sizi bir adım öne çıkartmaya yetebiliyor. O zaman 144 Hz bir panel alıp örneğin CSGO'da hep birinci gelelim diyenleri duyar gibi oluyorum. Yalnız bu iş sadece bir monitör almakla da maalesef olmuyor. Kullandığınız klavyenin tuş gecikmesi, yine farenize tıkladığınızda yaşanan gecikme süreleri ve hatta online oynadığınız bu rekabetçi oyunda yakalandığınız ping süresi bile buna etki etmektedir. İşin özü 144 Hz bir panel aldım, bu iş bitti demek çok yanlış olacaktır. Normal single player oyunlarda ise devreye ekran kartınız girecektir. 144 FPS veya üzerinde bir değer görmelisiniz ki 144 Hz paneliniz işe yarar hale gelebilsin. Gerçi benim şahsi kanım 100 FPS'in üzerine çıktığınızda bu farkı biraz da olsa hissedeceksinizdir. Bu nedenle ekran kartınızda yüksek FPS verebilen bir kart olmalıdır. Bu arada 144 Hz monitör için gereken ekran kartı konusunu da video şeklinde hazırlayacağım ve bu videonun açıklamalar kısmında da 144 Hz'lik bir panel için hangi ekran kartlarının uygun olacağını belirteceğim videonun linkini koyacağım veya bu videonun bitiş ekranında o videoyu bulabileceksinizdir. Evet, ne demiştik? Ekran kartınız single player oyunlarda güçlü olmalı. Örneğin bir Battlefield 5 benzeri bir oyunu 144 FPS ile 144 Hz panelde oynamak ile 60 Hz panelde oynamak arasında inanın uçurum yok. Resim geçişlerinde, sağa sola bakışlarda elbette biraz daha iyi görüntü elde edeceksiniz, ancak size bir mucize sağlamayacaktır bu. Sağda solda söylenen birçok bilgiyi okuyorum. 144 Hz monitör aldım, bir daha 60 Hz monitöre dönemem gibi. Bu söylemleri gerçekten unutun. Fark var mı? Evet var. Ancak abartıldığı kadar kesinlikle değil. Bu niyetle 144 Hz panel alacaksanız, yani 144 Hz panel aldım, bir anda her şey değişecek mantığıyla bu ekranı alırsanız hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Oyun anlamında bu monitörlerin size sunacağı en güzel özellik ve yenilik FreeSync ve G-Sync kullanmak olacaktır. Oyun esnasında ekranda oluşan yırtılmaları %99'a kadar yok eden bu teknoloji gerçekten denemeye değer. Masaüstü işlerinizde ise yine çok afaki bir fark yok. Sadece mouse'unuzu kaydırdığınızda farenin ikonunun biraz daha fazla görünür olduğunu fark edersiniz. Veya bir internet sitesinde yazı okurken sayfayı fare tekerleği ile aşağı kaydırdığınızda kayan yazının veya fotoğrafın 60 Hz bir monitöre göre biraz daha net olarak aşağıya kaydığını görebilirsiniz. YouTube'da video izlerken bir fark göremezsiniz, çünkü YouTube şu an için 60 kare saniye dışında daha yüksek bir video hızına destek vermemekte. 144 Hz bir panelde izleseniz dahi video 60 kare olduğu için yine kendi panelinizde 60 kare görmeye devam edersiniz. İşin özü olarak 144 Hz panel alıp tek başına bu panelde mucize beklemek gerçekten doğru değildir. Her konuda olduğu gibi bu bir
ekip işidir. Ekibin diğer üyeleri donanımlarının da üst seviye veya en azından bu panele istediğini verebilecek düzeyde olması gerekmektedir. Ekran kartınız düşük veya orta seviye, siz 144 Hz panel alıp almamakta kararsız mı kaldınız? Benim size verebileceğim en iyi cevap 144 Hz monitöre vereceğiniz bütçeyi daha iyi bir ekran kartı almak için kullanın olacaktır. Maalesef ülkemizde insanlarımız bir ürün aldıklarında büyük bir çoğunluğu o ürünü baş tacı yaparlar. Gerçekten bu böyledir. Sonuna kadar o ürünü överler. Neden? Çünkü o ürüne cebinden para harcamıştır ve o ürün asla kötü veya yetersiz olmamalıdır. Bu psikoloji nedeniyle insanlar olmayacak ürünleri insanlara önermekte, gereksiz derecede övmektedir. Bu tarz yorumlar okuyarak ürün alırsanız muhtemelen dediğim gibi hayal kırıklığına uğrayacaksınızdır. Evet arkadaşlar, 144 Hz bir panel alırken beklentilerinizin ne olması gerektiğini 3 aşağı 5 yukarı size anlattım. Yani bu paneli aldığınızda nelerle karşılaşacaksınız, size bunu bir şekilde anlatmaya çalıştım. Gerisi tamamen size kalmış durumda. Bütçe sorunu olmayan arkadaşlar tabii ki alıp deneyebilirler. Onların kaybedeceği çok bir şey olmayacaktır. Ancak bütçe sorunu olup ekran kartına mı yatırım yapsam, yoksa 144 Hz bir panel mi alsam diye düşünenler için güzel bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Evet, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Destek olmak için Donanım TV'ye de abone olup bildirimleri açarsanız beni memnun etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.